Arkadaşlar selamlar. Sizleri kısaca Yak 141'i tanıtıyorum. Maksimum 35 dakika yakıt alabiliyoruz. Dediğim gibi oynanış videosu değil bu. Daha çok ilk bakış videosu gibi düşünün. İki iniş kalkış modunu ben ayarlamadığım için bu şekilde kalkacağım. Arkadaşlar uçağın hızlanması son derece etkili. Özellikle manevra kabiliyeti son derece güzel. Zannediyorum MiG-25'lerde kullanılan motorun teklisini kullanıyoruz. Şöyle dönelim. Hızı köklüyorum. MiG-29'larla karşılaştırdığımız zaman son hızı düşük. Ama uçağın hızlanması Mi-29'ları kesinlikle aratmıyor. Mi-29'dan da açıkçası hızlanmada daha iyi gözüküyor. Ama belirli hızlardan sonra hızımız son derece yavaşlıyor. Örneğin deniz irtifasında Mi-29'larla 1500'lerle ilerleyebilirken bu uçak görüldüğü gibi 1200'lerden sonra anormal şekilde yavaşlıyor. Son hızından ziyade hızlanması güzel. Son hızında görüyorsunuz açıkçası 1200 bile gidemiyor. Bu uçağın diğer iyi bir özelliği yüksek hızlarda bile son derece iyi dönmesi. Bakın 1000 küsürle giderken bile şu manevra yapabiliyor. Özellikle biraz yavaş gösterelim manevrasını. Kesinlikle Mi-29'lardan daha iyi dönüyor arkadaşlar. Şöyle dönelim. Kaskamonte nişangah bunda da var. Sağ sola bakarak füzemizi kilitleyebiliyoruz. İlla uçağın burnunu yönetmemize gerek yok. Klasik R60'lar bunda da var. Modern bir mühimmatı yok sayılır. Balistik bilgisayarımız mevcut. Kokpitimiz bu şekilde. Dediğim gibi genel olarak sizlere İlk bakış videosu çekiyorum. Daha sonradan gameplay videosu gelecek. Sonuna kadar çekelim. Yüksek hızlarda dahi manevra kabiliyeti son derece etkileyici arkadaşlar. Hava frenini açalım, kapatalım. Manevrası son derece etkileyici. Manevrada önemli olan şeylerden birisi de uçağın hızını koruyabilmesi. Eğer manevranız iyi olsa bile motor gücünü sizi uzun vadeli dogfight'larda desteklemez ise motor gücü daha iyi olan bu uçak sizi yenebiliyor arkadaşlar. Mesela Mirage'ların ilk modellerinde bu problem var. Normalde iyi dönen uçaklar ama uzun süreli dogfight'larda motor gücü yetersiz kaldığından yere doğru düşüş yapmaya başlıyorsunuz. Muharebeyi de açalım. Düşük hızlarda dönüşümüz bu. Kesinlikle F-16'ya rakip bu uçak manevrada. Hızlanması da son derece güzel. Yani bu uçağın tek eksi yönü son hız. Son hız dışında hızlanmada, dogfight'ta, dönüşte en iyi uçaklardan birisi. Hızlanmasını da tekrar gösterelim. Ha, yakıtımız Mi-29 gibi seri bitmiyor. Haliyle daha uzun menzilli bir uçak olduğumuzu da söyleyebilirim. Ama maalesef ki hala R-60'ları kullanıyoruz. Bu da bizi sadece yakın mesafede etkili kılıyor. Uçağı biraz zorlarsanız 14G manevraya kadar kaldırıyor. Kanat dayanımı zannediyorum Mi-29'larla benzer. 1400'e gidiyoruz. Ve hala yavaşlığı uyarısı gelmedi. Uçağın kanat dayanımı motor gücümüze göre daha iyi. Mesela Mi-29'larda biliyorsunuz bu tam tersi. Eğer %100 güçte ilerlemeye devam ederseniz kanadınız kırılıyor. F-16 da buna dahil. Ama bu uçağın motor kuvveti kanatlarını kıracak kadar güçlü değil. İtiş gücü 15.500. Art yakıcı kapatsanız dahi 11.000. Art yakıcısız oyundaki en güçlü tek motor diyebiliriz arkadaşlar. Aralarında açıkçası çok uçurum da yok. Mi-29'larda art yakıcıyı kapattığımız zaman motor performansımız 2 kat düşüyor. Maksimum itiş 3900, art yakıcı ile itiş kuvvetimiz 6800. Düz hesap 2 kat fark var. Ancak bu motora baktığımız zaman art yakıcı ile motorun çok farklı olmadığını görüyoruz. Taşıma kapasitesi nasıl? Mi-29'da olduğu gibi kötü sayılır. Bombalamak için iyi bir araç değil. Aynı şekilde füzelerine geldiğimizde yine problemli olduğunu görüyoruz. Sadece 4 adet havadan havaya füze aldığımız için çok çabuk mühimmatımız bitecektir. Oluştur dediğimizde radar hem de ısı güdümlü almak mümkün. Kafanızı göre custom ayar yapabiliyorsunuz. Ancak dediğim gibi her şeye rağmen 4 adet füze aldığınız için kısa sürede tekrar geri dönmeniz gerekecektir. Uçağın diğer bir iyi özelliği de dikey iniş kalkış yapabilmesi. Dikey iniş kalkış yapabildiği için helikopter pistlerine de dahi inmeniz mümkün. Aynı zamanda eğer bu özelliği iyi kullanabilirseniz her yerlerde olduğu gibi dogfight'te sizi yenen oyuncu olmuyor. Çünkü klasik uçaklar biliyorsunuz ki manevra yaparak sizi yenmek zorunda kalıyor. Helikopter moduna geçtiğimizde yani dikey moda geçtiğimiz an itibariyle istediğiniz herhangi bir bölgeye bakmanız, füzelerinize çevirmenizi en fazla 2-3 saniyenizi alıyor. Bunu iyi kullanabilirseniz son derece
caydırıcı bir uçak. Velhasıl uçağın hızlanması, manevra kabiliyeti son derece güzel. Özellikle yakın mesafeli paslaşmalarda MiG-29'dan ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ha, MiG-29'un ne esprisi var? Kanat dayanımı çok iyi, son hızı da aynı şekilde. Uzun vadeli kaçışta Yak-141'i hemen hemen her uçak yakalar. Çünkü son hızını gördüğünüz 1400 km bile değil. Ama hızlanması etkili. MiG-29'da ise tam tersi. Hızlanması onun kadar iyi değil, gözlemlediğim kadarıyla. Lakin son hızı daha iyi. Aynı zamanda taşıma kapasiteniz daha da fazla. Her iki uçağın birbirinde görece olarak artı ve eksileri bulunmakta. Yak-141'in daha çok rakibi F-16 benzeri Dogfight ile ön plana çıkan uçaklar. Her neyse arkadaşlar, benlik bu kadar. Kısaca Yak-141'i tanıtmak isterim. Daha sonradan oynanış videoları gelecek ama birçok arkadaşımız bu uçağı bilmediği için kafanızda fikir oluşması için kabaca Yak-141'i tanıttım. Selametle.